paralel doğrular verilmiş. Zikzak kuralı uygulanabilir. Önce şu doğruları uzatalım. Şu yukarıdakini uzatalım. Şöyle aşağıdakini de uzatalım. Şöyle. Aradığımız açıyı önce tespit edelim. CDE'yi arıyoruz. CDE. Şuradaki küçük açıyı arıyoruz. Burası X. Şimdi şöyle sola bakan açıları yazalım. Bu X'i sola doğru yazıyorum. Bir sonraki köşeyi atlıyoruz. Yukarıdaki 120 derecelik açı sola bakıyor. Sonra sağa bakan açılara gelelim. Bu köşeyi sola aldık. Bir sonraki köşeyi sağa doğru alacağız. Bir sonraki açının sağa bakan tarafı 140 derece. Burası 140. Sonraki köşeyi atlıyoruz. Başka da köşe yok. Demek ki x artı 120, 140 olacak. Yazıyorum. X artı 120 eşittir 140. 120'yi karşıya atıp çıkarırız artık. Bu durumda da bizim x'imiz 20 derece olur. Aradığımız x'ti, o da 20 derece.